6. seviyede neler olacak demiştik arkadaşlar. Şuradan yine silah değiştirelim biz. Minikin good. Minikin armorer. Good Minikin. Minikin armorer. Good Minikin. High rate of fire, lots of magazines, and enough targets. My idea of heaven. Oh, yeni silahlar çıkmaya başlamış. Oblivion. İnanılmış böyle. Bunlar nedir böyle ya? I'm glad that you were able to fix the original plan. I've stuck. Ask Danya. She has a. It's a rather complicated process. Since we don't want it, I'm sure I have something that will fit you. İstemiyorum arkadaşım git. Sana soru sorulmak lazım zaten. Nerede bizim cadı ya? Great. We don't have to worry about the air anymore. So. But there are differences. Çünkü bunları konuşmadan geçemiyoruz. So I suggest you go and when it's one of the sadder results. You'll have to return to the guard feeling, but we can't. There are but someone, namely you. Do you want to work on your abilities? Arkadaşlar ben chat engine'de şunun arttırma hilesini de yapmak istiyorum ama bana bölüm atlatmıyor. Ben de iki deneme üzerinden yapacağım bunu. Bir üzerinden artıp sıfır üzerinden düzeltmeye çalışacağım. Umarım olur. Olacağını zannetmiyorum ama bir saniye şöyle de yapabiliriz.
Tamam, ben ona geri de yatırabilirim. Şu anda size hileyi de göstereyim nasıl yapılacağını. Öncelikle ben masa üstüne de göstereyim. Daha önceki videolarımızda bildiğiniz üzere ben arka planda yapıyordum bu hileleri. Siz de ayrıntılı bir şekilde görmenizi istedim. Sizin de yapabilmeniz için arkadaşlar bu gerekli olduğunu düşünüyorum. İstiyorsanız ben masa üstüne dönüş yapayım. Orada da neler yapacağımızı görelim. Merhaba arkadaşlar, masa üstündeyiz. Gördüğünüz gibi chat engine programımız da açık. Burada öncelikle yeşil kırmızı olan yanıp sönen bilgisayar ikonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Chat engine programının açılmasını bekliyorum. Bu arka planda çalışan Deed Effect 2 exe var. Bunu buluyoruz ve programla ilişkilendiriyoruz arkadaşlar. Bizim yıldızımız, puanımız mı artık neydi o? 1'di. Biz 1'i aratıyoruz arkadaşlar. Bize herhalde bir 10 milyon sonuç verir. 789.000 sonuç verdi bize. Yani bunun hepsini değiştirsek oyun çöker. Onun için bu sayıyı düşürmeye çalışacağız arkadaşlar. Daha sonra da oyun içerisine giriş yaparak bakalım. Oradan 1 olan yıldızımızı harcayarak burada 0 aratacağız. Sonra 1 yapacağız. Onu aratacağız. Sonra 0 yapacağız. Bu sayıyı gitgide düşürmeye çalışacağız arkadaşlar. Daha sonra da hilemizi gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Burada reskill satın alabiliyormuşuz aslında. Ben bunun farkına da az önce vardım. Bir de işlemi yapabilmem için video kaydını açtığımı düşündüğümden dolayı boş yere konuştum neredeyse bir 10 dakika. Bunun için de üzgünüm. Burada gördüğünüz gibi 0 olan yıldızımız 3 oldu. Bunu nasıl yaptık? Burada reskill diyerek doğru, evet. Daha önceki aldığımız güçlendirmeleri de kaldırdık arkadaşlar. Bu sayede yıldızımız 3 oldu. Biz bunu birden arattık. 780.000-800.000 civarında bir sonuç vermişti bize. Biz bunu şimdi 3 olarak aratacağız. Daha sonra 1'e düşürüp yeniden aratacağız. Bunu bize 15-20 sonuç verene kadar yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha sonra da hilemizi gerçekleştireceğiz. Ben masa üstüne dönüş yapıyorum. Arkadaşlar en son 3 adet yıldızımız vardı. 3 adet yıldızımızı arattık. Bize 336 adet 3 adet yıldızı buraya yazdık. Next scan dedik. 700.000 adetten 336 adete düşürdü. Daha sonra da oyun içerisine giriş yaparak bu 3 adedi düşüreceğiz arkadaşlar. Bir tane bir şey satın alacağız ya da işte o güçlendirmesini yapacağız. 2 yıldızı düşürdükten sonra masa üstüne geri dönüş yaptığımız zaman bu arama yeniden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonra da hilemizi gerçekleştirmeyi düşünüyorum. İstiyorsanız ben oyun içerisinde dönüş yaparak bir yıldız harcayarak masa üstüne geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar oyun içerisindeyiz. Tekrar buradan şok wow diye bir şey var. Unlaşıyoruz. Burada yıldızımız 2 oldu gördüğünüz gibi. Ben şimdi masa üstüne şunu da bari güçlendireyim de. Evet. Galiba para bu tarafa doğru uzuyor ki hiç bitmiyor. Aynı duruyor. Kalkıyoruz. Bekliyoruz. 2 yıldızı masa üstüne dönüş yaparak aratıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar masa üstüne dönüş yaptık. Buradan 3'ü 2 yazıp next scan diyoruz. Bize zaten 6 adet sonuç verdi. Bunlar da bize değiştirmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. 2'yi de ben bir 9, 5, 1, 8, 7, 5, 3 gibisinden bir rakam yapıyorum. Ok diyorum arkadaşlar.
masa üstünden dönüşü yaptıktan sonra arkadaşlar burada 2 yıldızımız var. Peki hileniye gerçekleşmedi demeyin. Buradan şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi hilemiz gerçekleşti. Sayılar birbirinin içine girdi arkadaşlar. Buradan da baya baya kendimizi güçlendirelim diye düşünüyorum ben. Burada bu level var arkadaşlar, gördüğünüz gibi levellere de bütün güçlendirmelerimizi yaptık arkadaşlar. Şu anda artık önümüzde bir engel yok. Bütün bölümlere girebileceğimizi düşünüyorum. Hilenin gözünü seveyim yani. Burada kaçıncı bölüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. bölüm dediğimiz gibi videonun başında da 6. bölüme. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Story Part 1, Story Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 gibisinden gidiyor bu. Tabi bu Part 1, 2, 3, 4 diye değil. Yani bu bir de altında var ayrıca. Evet, galiba altında mı ne var? Yok, o arka plandaki şeymiş. Hikaye bölüm 1 diyor. Burada Generic Mission diyor. Biozart Mode. Ha, pardon özür dilerim, bunları zaten şeymiş yani işte online oyun, normal oyun, single player gibisinden seçeneklermiş. Buradan da story mode, gördüğünüz gibi part 1'deyiz. Allah bilir part kaçtır bunda. Neyse biz buraya geliyoruz kan revan içerisinde. Current credits refill please, play mission, buyur refill, buyur refill diyelim. Gördüğünüz gibi bölüm 6'ya geçtik arkadaşlar. 7. ayın 16'sı 2083 yılındayız halen. Tabii bir bölümü bir yılda yapmıyoruz. ISS Meridian Ecological Module Service Area. Ne bileyim, herhalde ekolojik modül servis alanı demek istiyor. ISS'in. Arka planda da tuhaf tuhaf sesler geliyor zaten. Muhtemelen büyük boy bir canavarla uğraşacağız. Şimdi arkadaşlar. Attention. Unauthorized entry in the security section on level 11. Şuraya girelim de arkadaşlar bizi göremeyelim. Thank you.
işte de ben bir hata yaptım. Bakalım sesi duyarlı mı? Oha oha oha. Canım bitti oğlum ya. Neyse şu oyun içerisinde ben hilemi bir gerçekleştireyim de bu canavarların ta anasını ben bir göstereyim şimdi. Burada gördüğünüz gibi 60 tane mermimiz var. Biz bunu 300-500 tane yapacağız arkadaşlar. Öncelikle 60'ı aratalım. Ben söz sonra dönüş yapacağım. Başta yaptığım gibi siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. 60 taneyi bakalım değiştirelim. Bize 22.000 tane sonuç verdi arkadaşlar. 57'ye düşürdük biz bunu. Next scan diyoruz. 55. Next scan bir tane sonuç verdi bize. Biz bunu abartmadan 5, 8, 2, 4, 1 tane daha yapalım, 7. Ok diyoruz. Evet, mermimiz sınırsız gibi bir şey oldu. Bu topallıyor arkadaşlar. Be careful. Something is wrong. The motion sensors aren't showing anything. Not even you. Akdor, looks strong. It's a primitive lock. Hacking it should be easy. Haklayacağız. İşimiz gücümüz yok, haklayacağız. Burada bir yerde bir şey arayacağız tabii yine. Bunları paramparça etmişler hayvanlar. Ne mermi? Para. Buralarda bir yerlerde kart yok mu ya? Mermi. Evet, şu. I told you. Now go on. The control terminal should be close. Enemy spotted. Geberdim lan. Thank you.
Bomba atmış ya. Engaging enemy. Target spotted. Ya öleceğiz ya öleceğiz. All targets eliminated. Another locked door. And I don't see a terminal here. Yok mu burada medik? Medik, medik. Medik yok mu medik? Allah'ın cezası. Git lan. Hmm.
da bir yerlerde harp olması lazım. ...657. Yok, bu kare değil mi lan? Ha. Evet, burada diyor 42 284. Got the code. Hayvan var, hayvan. Bununla uğraşacağız, bir de var ya. Geberdim gene. Now activated. 3, 2, 1. Golem, wake up. Your services are needed. Combat core activated. Identify target. Hayvan attı doldu. Anaman aman aman. Ya adam koşamıyor da ya. Oha lan. Nerede lan bu ip ne? Now hack into the terminal and get out. Allah'ım ya Rabbim ya, canavar öldürdükten çıkan sese bak. Dırırırırır, sanki sürpriz yapıyor bize. Allah'ım ya Rabbim, bizi korkudan altımıza edeceğiz. Hiçbir kere. Canavarı böyle kafanın derinin lazım. Piç. Bu ne ya? Motordan yapılmış bu. Şimdi şuradan bir medik bulmamız lazım bizim, yoksa öleceğiz biz. Habire kredi yiyoruz. Cepten yiyoruz biz habire. Ne anladık biz bu işten, aşağı inip yukarı çıktık.
Hemen yoruluyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi story'nin sonuna geldik. Hile yaptıktan sonra pek bir zorluğu yok ama biraz korkutucu bölümler oluşuyor arkadaşlar. 13 yaş üzeri olacağına %100 eminim arkadaşlar. 13 yaş altında o kişiler oynamasın bu oyunu. Beni bile korkuttu neredeyse. Bazen heyecanlandırıyor ve adrenalin sağlıyor oyun arkadaşlar vücutta. Bir videomuz daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz de gördüğünüz gibi benim gibi hile yaparak hileci bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz veya da oyunun verdiği imkanlarla oyunu sürdürebilirsiniz arkadaşlar. Oyun şekli bu şekildeydi. 6. bölümü de bu şekilde bitirdik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanallarıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın kralı ve Cyberpol kanalıma. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.